Şimdi biz bu değişkenlerimize kendi değerlerimizi verdik. Ama biz bu değişkenleri her zaman elimize yazmayacağız değil mi? Yani internetten veri çekeceğiz, değişkenlerin içerisine yazdıracağız veya farklı farklı yöntemlerle değişkenlerin içerisine değerler atacağız. Ama ya bu içerisindeki değer boş olursa yani hiçbir değer olmazsa uygulamamız patlıyor arkadaşlar. Yani bildiğin küt diye kapanıyor. Hata veriyor. İşte Dart dili bu e, konuya bir önlem almış. Buna null safety yani null koruması deniyor. Ben buraya da deneme değerini vermeseydim bunun e, değeri null olacaktı. Yani hiçbir değeri olmayan anlamına geliyor. Ben buraya null diye bir değer veremiyorum şu anda. Çünkü ben bu değişkenin tipine string demişim. Şu alttakileri silebiliriz bu arada. Bu stringin sonuna soru işareti yazarsam yazı değişkenine null değerini verebiliyorum. Yani soru işareti bir değerinin olamayabileceğini belirtiyor. Yani örneğin ben internetten veri aldığım yazı değişkenine attım. Bu yazı değişkeninin değerini internetten çektiğim veriyi ayarlamasını istedim bu değerim gelmediği zaman null olarak değişkenime yazılacaktır. Gördüğün gibi değişkenimin değeri olmadığı zaman alttaki ayarladığım yazılar hata verdi. Dedi ki bunun değeri değer almayabilen yani null string null yazı tipi ama buraya sadece bir değer vermen gerekiyor. Yani buraya değeri olmayan bir şey gelemez diye bana bir hata verdi. Bu bir null safety'dir. Bu hataları şu şekilde aşabiliyoruz arkadaşlar. Birincisi eğer ki bu, de, bu değer boşsa yani null ise farklı bir şey ayarlamasını isteyebiliyoruz. İkincisi ise gelen değerlerimizin null olup olmadığına bakaraktan bu şekilde bir kontrol sağlayabiliyoruz. Yani ben bu değerimin nal olmadığına eminsem öncelikle bu pardon bu yazımın başına soru işte, ünlem koyabilirim. Ki şu anda değerim %100 null olduğu için yine hata verecektir. Ama ünlem koysaydım e, benim internetten çektiğim veri %100 değer içeriyor diye buraya belirtebilirdim. Bu tehlikeli bir yöntemdir. Bizim yapacağımız şey eğer ki bu üstteki değer boşsa bu yazının e, merhaba olmasını istiyorum. Eğer ki üstteki değerim doluysa otomatik olarak şu yazı içerisindeki değeri buraya yazdırsın. Yani ekranında göstereyim. Bunun için iki tane soru işareti kullanıyoruz. Ve buraya varsayılan değerine girmemi e, sağlıyor bu işaret. Merhaba yaz, yazsın mesela. Aynı şekilde alt kısmada merhaba yazabilirsin. Şimdi bakın kaydedeceğim ekranda alt tarafa merhaba yazmışız ikisinde de merhaba yazıyor. Çünkü benim değerim null. Ben buradaki değerime yeni değer şeklinde bir yazı yazıyorum. İçerisindeki değer dolu olduğu için otomatik olarak kendi değerini buraya yazmış oldu. Yani bu işaret bir korumadır. Gördüğünüz gibi buna null safety deniyor arkadaşlar. Bunu da bildiysek hemen diğer derse geçiyoruz.